Bugün TV'den merhaba. Eski bakan yardımcısı ve eski AKP'li vekil Fatih Metin'in yanında VIP salonu kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç'un valizlerinde 60 kilo kaçak altın yakalandığı ortaya çıktı. Bir günde yayımlanan Timur Soykan imzalı habere göre Metin hakkında işlem yapılmadı. VIP'yi kullanan Morkoç hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı yolla altın kaçıran Cumhur İttifakı'ndan milletvekilleri olduğu da iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün 20 Eylül 2024 günü Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan çakarlı aracında kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Olayın ardından Ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Timur Soykan'ın haberine göre aynı gün İstanbul Havalimanı VIP salonunda büyük bir kaçakçılık skandalı yaşandı. Ankara bu olayla çalkalanırken skandal büyük bir titizlikle kamuoyundan gizlendi. Dubai'den İstanbul'a gelen uçakta eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski AKP Milletvekili Fatih Metin ve onun refakatinde VIP geçişi kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç vardı. Morkoç'un Dubai'ye giderken yanında olmayan büyük valizi dönüş yolunda dikkat çekiyordu. İstanbul Havalimanı'ndaki Gümrük memurları Morkoç'un valizinde yaptığı aramada 60 kilo kaçak altın ele geçirdi. Piyasa değeri 174 milyon 718 bin lira olan külçe altınlara el kondu ve tutanak tutuldu. Gazi Osman Paşa Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Morkoç, eski Gümrük Bakan Yardımcısı Metin'le birlikte Dubai'ye gitmiş ve dönüş yapmıştı. Metin'in mahiyetinde VIP geçişi kullanmıştı. Ancak Metin hakkında tutanak tutulmadı ve işlem yapılmadı. Fatih Metin, AKP iktidarında uzun yıllar boyunca çok etkili bir isimdi. Avukat olan Metin, 2007-2011 yılları arasında AKP Bolu Milletvekiliydi. 2011-2015 yılları arasında 4 yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında AKP Merkez Karar Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 30 Aralık 2015 tarihinde ise Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Gümrüğe takılan bir skandalda adının geçmesi son derece çarpıcı. 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin Bolu Belediye Başkanı adayıydı. 19 Nisan 2019'da ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Akdeniz ve Ege'de tarihin en büyük yangınlarının yaşandığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yardımcısıydı. Aynı zamanda at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesiydi. 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden ayrıldı. Hala avukatlık yapıyor. Timur Soykan haberinde Yunus Emre Morkoç'un kaçak altınlarla nasıl yakalandığı konusunda soru işaretlerine değiniyor. Havalimanlarındaki VIP salonunu siyasiler, üst düzey bürokratlar kullanabiliyor. Buradaki dinlenme salonları ve uçağa direkt servis aracından faydalanabiliyorlar. Uçuş işlemlerini de görevliler gerçekleştiriyor. Mevzuata göre güvenlik birimlerinin VIP geçişinde sadece Cumhurbaşkanı ve mahiyetindeki kişileri arama yetkisi yok. Bunun dışındaki herkes VIP bölümünde aranabilir. Ancak fiili olarak durum böyle değil. Bir gümrük memurunun bir bakan, milletvekili ya da üst düzey bürokratla refakatindeki kişileri araması cesaret ister. Bu nedenle VIP geçişi kullananlar aranmıyor. Peki Yunus Emre Morkoç neden arandı? Bir iddiaya göre VIP'deki altın kaçakçılığı istihbarat birimlerinin çalışması sonucu tespit edildi. Bu nedenle gümrük memurları arama yaptı ve kaçak altın yakalandı. İstihbarat birimlerinin Dubai'den Türkiye'ye VIP'yi kullanarak kaçak altın getirildiğine dair tespitler yaptığı, hatta ikisi eski, biri ise hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan 3 milletvekilinin mercek altına alındığı öne sürülüyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan bu milletvekillerinin Dubai'ye çok sık elleri boş gittikleri ve valizlerle döndükleri iddia ediliyor. Timur Soykan, İstanbul Havalimanı'nın VIP geçişinde 60 kilo altın yakalanmasıyla ilgili olarak Fatih Metin'e ulaştı. Cevap hakkı çerçevesinde iddiaları kendisine sordu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Metin, "Evet, aynı uçakta beraberdik. Benim refakatim de VIP'yi kullandı. Ancak valizinde olanlarla ilgili benim ilgim yok. Bilgim yok, alakam yok. Kendisinin bu alışverişi ticaretiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Netice itibarıyla benim yanımda çalışan bir arkadaştı. Sorun benim refakatimde olmasından kaynaklı. Tarım Bakan Yardımcısı olduğum dönemde özel kalemim olan bir kişi. Ben 2,5 yıl önce bakan yardımcılığından ayrıldım ve bu kişiyle 2,5 yıldır resmi bağım yok. Benim sigortalı çalışanım değil," diye konuştu. Dubai'ye avukatlık mesleği nedeniyle işlerini yapmak için gittiğini anlatan Fatih Metin, "Bu kişi de kendi işlerini yaptı ve birlikte döndük. Benim onun ticaretiyle ilgili zerre ilgim yok. Zaten ben VIP'den ayrıldıktan sonra olay yaşanmış. Ben bu olayda bir kaçakçılık olduğunu da düşünmüyorum. Altın ticareti izne bağlı. Ben beyan edecektim," diyor. Kendisine beyan hakkı tanınmadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle
ihtimalle takipsizlik verilir. Savcılık bakacak, gümrük kanununa göre karar verecek. Yargı süreci ilerlemeden haber yapmanızı doğru bulmuyorum, dedi. Bu olaydan sonra Ankara ve Saray'dan Gümrük Müdürlüğü ve savcılığa müdahale geldiği, skandalın gizlenmeye çalışıldığı da iddia ediliyor. Bu skandallar yaşanırken bir yandan da Türkiye'de altın kaçakçılığı fırtınası yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2023'te Türkiye'deki cari açığın önemli kısmının işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığını belirterek kota uygulaması getirdi. Cari açığı azaltmak amacıyla aylık 12 ton işlenmemiş altın ithalatı kotası uygulanmaya başlandı. İstanbul Altın Borsası'nda bu ithalat yapma yetkisi olan şirketler büyük servetler kazanırken kıymetli madenler piyasası sarsıldı. Türkiye'de altın pahalandı. Dubai'de altının kilosu 84 bin dolarken Türkiye'de 88 bin dolara çıktı. Türkiye'de bir kilo altının yurt dışından 3-5 bin dolar pahalı olması altın kaçakçılığı furyasına neden oldu. Sektördeki isimler 1980'lerin sonunda Türkiye'de altının kilosu 200 dolar pahalıydı ve o dönem altın kaçakçılığı yükselmişti. Şimdi aradaki fark 5 bin dolara kadar çıkıyor. Daha önce görülmemiş düzeyde altın kaçakçılığı yapılıyor. Aslında cari açık düşmüyor, sadece kayıt dışına dönüşüyor. Kota 10-15 kişi veya kuruma servet transferine dönüştü. Kota ayrıcalığı sayesinde 500 milyon dolar kazandılar. Altın kaçakçılığı yapanlar da büyük servetler kazanıyor diye konuşuyor. Bazı üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin VIP kaçakçılık yaptığı iddiası durumun vahametini ortaya koyuyor.